Göktürk'te yaşayan bir engelli birey, bir vatandaş, bir genç, bir anne, bir baba kim olursa olsun Göktürk'te kendi elektrikli sandalyesiyle veya aküsüyle tek başına çıkıp bir nefes almak istese, bir kafede oturmak istese bunu yapamayacak. Akülü sandalyesi tek başına, buradaki kaldırımlar o kadar kötü ki bir akülü sandalye hiçbir şekilde oralardan geçemiyor. Bizim isteğimiz ve dileğimiz şu: Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken, lütfen bu kaldırımlarda güzel bir düzenleme yaparsanız çok çok mutlu oluruz. Çünkü Göktürk'te yaşayan engelli bireylerimiz de mutlu olmaya hakkı var. Çok teşekkür ederim. Şimdi size örneklerle göstereceğim. Bir kişi engelli sandalyesiyle çıkacak, birazcık dolaşacak, hava alacak. Buraya geldiği zaman ne yapacak? Oldu. Hadi bakalım, buradan aşağı indi. Buraya tekrar nasıl çıkacak? Çıkamaz. Mecburen gelecek, buradan da geçemeyecek. Kocaman bir saksı var efendim. Böyle yola çıkacak. Mecburen arabaların geldiği yolda gitmesi gerekecek ve bu çok da sağlıklı ve güvenli bir yol değil. Bakın, buraya kadar geldi. Ne yapacak? Aşağıya mı inecek? Buraya insin çıksın. Caminin önü. Ne yapsın buradan sandalyesiyle? Hadi bebek arabasını bir şekilde kaldırdın çocuğu. Engelli biri buradan nasıl geçecek, bana söyler misiniz? Arkadyumun olduğu yer. Geldim buraya. Bütün arabalar park etmişler. Arkadaşlar, bu kadar duyarsız olunur mu? Buradan nasıl geçecek bir engelli? Nasıl geçecek arkadaşlar? İstanbul Caddesi Shell benzincisi. Harika. Buradan akülü sandalyeyle geçtik. E sonra? Ne yapacak buradan? Atlasın mı? Bakın, nasıl geçecek buradan? Hani bir yere kadar düşünülmüş ama devamı yok. Acilen düzenleme lazım buralara.